İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan heyeti Yerebulur Şehitliğini ziyaret etti. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor. Joe Biden, ABD Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni esirlerin serbest bırakılması için adımlar atmaya devam edecektir. Ahalkalak şehrinin köprüsü yaylara açık ama çalışmalar devam ediyor. İran koridorlara karşı Tahran askeri tatbikatlara başladı. Batı Ermenistan'ın Mındır Vadisi'ndeki dere ıslahı projesi yaşamı tehdit ediyor. Oda Orkestrası Merkezi Gomidas Vartabet'in doğum gününü bir konserle kutlayacak. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan başkanlığındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti bağımsızlık günü nedeniyle 21 Eylül'de Yerebulur adlı şehitliği ziyaret etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Yerebulur'da iki Artsakh Savaşı'nda hayatlarını feda eden masum şehitlerin ve Asala kahramanlarının mezarlarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Yerebulur şehitliği ziyaretinin videosunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan gün vesilesiyle Ermeni halkını kutlar, nice başarılar ve zaferler diler. Onun dediğine göre Ermenistan Devleti aslında ilk fiili bağımsızlığını 19 Ocak 1920'de bütün Ermenistan'dan ayrılarak aldı. Sonuç olarak Batı Ermenistan belirsiz bir konumda kaldı. Bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti liderliği her zamankinden daha çok kendisinden alınan vatanın geri verilmesini talep ederek Ermeni halkının tarihi adaletini, ihlal edilen haklarını yeniden tesis etmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Başbakan Paşinyan'a bir tebrik mesajı gönderdi. İşte mesajdan bir alıntı. Sayın Başbakan, Amerikan halkı adına size ve Ermeni halkına mutlu ve güvenli bir bağımsızlık günü diliyorum. İki ülkemiz, ikili bağlarımızın zenginleşmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunan 1,5 milyon Amerikalı Ermeninin de dahil olduğu üzere tarihi dostane bağlarla birleştirilmiştir. Bu yıl iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin 30. yılını kutlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da Ermeni halkını demokratik yoldan geçiş sürecinde desteklemeye, devam etmeye hazırız. Geçen yıl boyunca Ermeni halkı Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafında askeri eylemler nedeniyle trajik insan kayıpları da dahil olmak üzere birçok zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ermeni halkının acısını paylaşarak bölgesel istikrarı teşvik etmek ve ihtilafı çözmek için Agit Mis grubu ve diğer bölgesel boyutlarında hükümetinizle el ele çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan'da tutulan Ermeni tutsakların serbest bırakılması için adımlar atmaya devam edecek. Ahalkalak şehrini eski askeri yerleşime ve Civani semtine bağlayan Yaya Köprüsü yayalara açık ancak restorasyon çalışmaları henüz bitmedi. Boyama çalışmaları devam etmektedir. Askeri yerleşimin Yaya Köprüsü 17 Eylül'den itibaren yayalara açıldı. Aynı zamanda köprüden geçen su borusunun boyanması için çalışmalar yapılıyor. Gabioni 2000 adlı inşaat şirketi müdürü Vahtang Surmanidze, yarın veya ertesi gün bitireceğiz. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Su borusunu boyadık, bitirdikten sonra yüzeyi boyamaya başlayacağız dedi. Komisyon, Gabioni 2000 adlı şirketin çalışmalarını henüz gözden geçirmedi. Ancak köprüyü kullanan halkın görüşleri farklı. Yaya Köprüsü Haziran ayında restorasyon için kapatıldı. Onarım Gabioni 2000 adlı şirket tarafından 171.610 gel maliyeti ile yapıldı. İran-Ermenistan Cumhuriyeti karayolundaki durum hakkında yorum yapan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saed Hatipzade, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün önceliğini vurguladı. Halbuki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgenin ablukasını kaldırmak ve Nikol Paşinyan ile bir araya gelmek için Zangezur koridorunun açılmasını ön koşul olarak önerdi.
Zangezur koridoru Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün ihlalidir ve İran buna karşı çıktı. Üstelik Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçiş yapmak için üçüncü ülkeler tarafından kontrol edilen bir koridordan geçmek zorunda kalmak açısından İran'ın iletişim egemenliğini de ihlal ediyor. 20. yüzyılın başında Tahran, Nahçıvan'la sınır olması için Türkiye'ye toprak verdi ve şimdi İran bu kararının bedelini ödüyor. İranlı kamyon şoförlerinin Goris-Kapan yolunda tutuklanmasıyla ilgili soruya Hatipzade, İran'ın konuyla ilgilendiğini söyledi ve Azerbaycan'dan sürücülerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Ve son zamanlarda askeri gözlemci adlı telgraf kanalından aldığımız bilgilere göre İran ordusu Azerbaycan sınırına önemli kuvvetler sevk ediyor. Araks Nehri bölgesinde geniş çaplı tatbikatlar planlanıyor. Batı Ermenistan'ın Munzur Vadisi'nde devlet su işlerinin dere ıslahı projesi devam ederken yapılan tahribat tehlikeli boyutlara ulaştı. Avukat Barış Yıldırım konuyla ilişkin açıklama yaptı. Doğal yapılara hiçbir şekilde suni bir müdahale yapılamaz. Dünyada sadece Munzur Irmağı'nda habitatı bulunan endemik bir balık türü olan Munzur alabalığının yumurtlama alanlarının iş makineleri ile bozulması hukuka aykırıdır. Dersim coğrafyasına yönelik talan politikaları hız kesmeden devam ediyor. Batı Ermenistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Dersim coğrafyasına yönelik talan politikası da hız kesmeden devam ediyor. Batı Ermenistan tabiata ve ekosisteme yönelik bu haksız yaklaşımı şiddetle kınıyor. Ulusal Oda Müziği Merkezi Gomidas Vartabet'in doğumunun 152. yıl dönümünde bir konser verecek. Aruç köyündeki Sub Grigor Kilisesi'nde sanat yönetmeni ve şefi Robert Mılkeyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası 26 Eylül saat 19'da bir konser verecek. Program Gomidas'ın eserlerini içermektedir. Konser için seçilen Aruç köyündeki Sub Grigor Kilisesi erken ortaçağ Ermenistan'ının en büyük tarihi ve kültürel anıtlarından ve ünlü Ermeni dini ve mimari yapılarından biridir. Uzun tarihi boyunca tapınak birkaç kez yenilenmiş ancak orijinal görünümünü korumuştur. Ulusal Oda Müziği Merkezi bu konserle bir kez daha halkın dikkatini ülkemizin en önemli tarihi ve kültürel eserlerine çekmek ve müziğimizin en büyük üstadlarından biri olan Gomidas'ın anısına saygıda bulunmak istiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zirani adlı topluluğun solisti Seyran Avakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Lele lele Tamzara, ah çıktı kızara. Lele lele Tamzara, ah çıktı kızara. Tamzara'yı parera, İrar kurga yarera. Tamzara'yı parera. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.